Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Late ve ekranlarındayız. Efendim biliyorsunuz YouTube kanalından sizlere Kampüse Sorduk programıyla ulaşıyorum. Ben Deniz Demir Yılmaz. Neredeyiz? Farklı bir görsel görüyorsunuz etrafında. Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsüne yürüme mesafesinde olan Gemi Konağı sahildeyiz. Bugün 2018 Sivil Savunma Teşkilatı'nın yapmış olduğu tatbikata katıldık. Lefke Avrupa Üniversitesi Tiyatro Kulübü, Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Kulübü, bütün kulüplerimiz bugün burada yer aldı, tatbikatta görev aldılar. Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsünden Gemi Konağı sahiline kadar uzanan şeritte Sivil Savunma Teşkilatı'nın yapmış olduğu organizasyonda birden fazla doğal afet, bomba ihbarı vesaire gibi olaylar vardı. Bu olayları birazdan kameralarınızın karşısına, ekranlarınızın karşısına getireceğiz. Öncelikle Sivil Savunma Arama Kurtarma Teşkilatı Şube Müdürü ile röportajımızı izliyoruz. İyi seyirler. Efendim yanımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Arama Kurtarma Teşkilatı Şube Müdürü var. Sizi tanıyalım. Gerekli açıklamaları da birazdan yaparız. Ben Cemal Betmezoğlu. Dediğiniz gibi Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürüyüm. Yaklaşık 20 yıldır bu görevi yapmaktayım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Müdürüm nedir görev tanımınız? Şöyle, insan hayatının tehlikeye girdiği her anda, yani bu sadece doğal afet değil, gündelik kazalarda, salgın hastalıklarda, düşman taarruzlarında, yani kısacası özetle insan hayatının tehlikeye girdiği her anda biz görev yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs genelinde bütün doğal afetler vesaire zaten biraz önce de Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsünden Gemi Konağı sahiline kadar yapmış olduğunuz sertifikatları görmüş olduk. Hızının önemi nedir? Şöyle diyeyim, öncelikle Kıbrıs genelinden bahsettiniz. Şunu ifade etmek istiyorum. Biz Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil, aynı zamanda uluslararası büyük afetlerde de görev yapmaktayız. 2005 Pakistan depremi, 99 Türkiye depremi ve 2008 Kırgızistan depreminde de görev yapan bir arama kurtarma birimiyiz. Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı ve Başkanlığı bünyesinde görev yapan bir birimdir. Fakat bütün teşkilatımızın diğer çalışanlarını da doğal afetlerde ve gündelik kazalarda görev yapmak üzere eğitmekteyiz. Bu haberleşme aranızda nasıl oluyor? Yani olan herhangi bir afette ya da kazada ekiplerinizle nasıl transfer sağlıyorsunuz? Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na acil bir hattımız var bizim. 101 acil hattı. Bu 101 acil hattı vatandaşlar tarafından herhangi bir tehlike durumunda aranıyor ve anında ekiplerimiz kendi içerisindeki haberleşme sistemiyle haberleşip olay bölgesine sevk ediliyor. Çok teşekkür ediyorum müdürüm. Açıklamalarınızdan dolayı teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you.
Şu an yine şu an göreceği üzere bölge müdürlüğü hava kuvvetleri personelleri tarafından binada mahsur kalan vatandaşların yakınları teskin edilerek bölgeden uzaklaştırılmaktadır. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri çevrede sessizlik sağlayarak enkazda önce sesli arama sonra akustik dinleme cihazı ve enkaz altı görüntüleme kamerası ile mahsur kalanları arama icrası edilecektir. Aramalar sonucunda enkaz altında mahsur olduğu saptanan iki kişinin sağ.
Efendim evet, bir kampüse sorduk programın daha sonuna geldik. Ne yaptık bugün? Sivil Savunma Teşkilatı'nın yapmış olduğu Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsünden gemi konağı sahiline kadar uzanan şeritte bazı olaylar getirdirmeye çalıştık ekranlarınıza. Bir sonraki kampüse sorduk programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.